Herkese merhaba. Buzullar dünyadaki tatlı suların %75'ini depolayarak gezegendeki en büyük tatlı su rezervlerini oluştururlar. Ayrıca bu dev yapılar dünyanın yaklaşık %10'unu kaplıyorlar. Son buzul çağında ise gezegenin toplam alanının yaklaşık %32'si buzullarla kaplıydı. Ancak iki tür buzul olduğunu belirtmeliyiz. Birincisi Alp buzulları. Bu yapılar dağların yamaçlarında oluşurlar ve vadilerden aşağı doğru yavaşça hareket ederler. İkincisi ise kıtasal buzullardır. Bu oluşumlar geniş alanları kaplayan kıtasal buz tabakalarıdır. Günümüzdeki en büyük buzul Antarktika'da bulunan Lambert buzuludur. Lambert buzulu yaklaşık 100 kilometre genişliğinde, 400 kilometre uzunluğunda ve 2,5 kilometre derinliğindedir. Öte yandan dünyadaki en büyük buz tabakalarına ev sahipliği yapan Grönland ve Antarktika, dünyadaki buzulların %99'undan fazlasını oluştururlar. Peki bu kadar büyük buz kütleleri erirse ne olur? Bu kadar su nereye gider ya da okyanuslara ne olur? Tuzlu su tatlı suyla karışır mı? Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. Gezegenimizdeki toplam buz hacminin kabaca 25 ila 30 milyon kilometre küp arasında olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu miktarı mantıklı bir çerçeveye oturtmak oldukça zor. Bu nedenle bir benzetme yaparak ölçeği daha iyi anlayabiliriz. Tüm buzulları tek bir yerde toplasaydık, elde edeceğimiz buz tabakası Kuzey Amerika'nın tamamından daha büyük olurdu. Pekala, bir de tüm bu buzun eridiği bir senaryoyu düşünelim. Tabii bu erime olayı tek bir gecede gerçekleşmeyecek. Ancak birazdan paylaşacağımız güncel veriler durumun ne kadar kötüye gittiğini anlamanıza yardımcı olacak. 2019 yılında Birleşmiş Milletler-Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, okyanus ve kriyosfer hakkında bilimsel bir rapor yayınladı. Rapor dünya çapında büyük ses getirdi. Çalışmaya göre küçük buzullar bile neredeyse Grönland'daki buz miktarı kadar yoğun olabiliyordu. Örneğin 2006'dan 2015'e kadar Grönland her yıl yaklaşık 280 milyar ton buz kaybederken, dünyanın geri kalan bölgelerinde bulunan buzullar 220 milyar ton kayıp yaşamıştı. Örneğin Antarktika tüm bu süre boyunca yalnızca 155 milyar ton buz kaybetmişti. Bir diğer yandan son yıllarda okyanus yüzeyinin yükselme hızının yılda ortalama 3,6 milimetre olduğu bildirildi. Bu miktar çok da önemli görünmeyebilir ancak iklimle ilgili değişiklikler yavaş yavaş birikerek etkisini bir anda gösterebilirler. Dolayısıyla bilim insanlarının tahminleri buzulların erime oranının muhtemelen artacağı ve hızlanacağı yönünde. Ayrıca NASA bilim insanları yakın gelecekte deniz seviyesinin kaçınılmaz bir şekilde 90 santimetre yükseleceğine dair bir öngörülerini paylaştılar. Şimdi de tüm buzulların bir gecede eridiğini düşünelim. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları bu senaryonun uzak gelecekte yaşandığını varsayarak bir tahminde bulundular. Bu araştırmacılar Grönland buzullarının tamamının erimesi halinde deniz seviyesinin 7,4 metre yükseleceğini belirttiler. Antarktika eridiğinde ise bu artış 58 metreye ulaşacaktı. Bu araştırmacılar son olarak gezegendeki tüm buzulların eridiğini göz önünde bulundurarak su seviyesinin 65 metre yükseleceğini hesapladılar. Peki bu durumda kara parçalarına ne olacaktı? İklim değişikliği modellerine göre tüm kıtaların kıyı bölgeleri öyle ya da böyle sular altında kalacaktı. Bu da kıtaların şekillerinin önemli ölçüde değişeceği anlamına geliyordu. Örneğin Florida tamamen yok olacaktı. Son 10 yıldır su seviyelerinin artışıyla mücadele eden Hollanda ise savaşı kaybedecekti. Aslında aynısı Danimarka için de geçerli olacak. Hatta Kuzey Avrupa'nın büyük bir kısmı benzer bir sonla karşı karşıya kalacak. St. Petersburg sular altında kalacak, Venedik batacak ve resmi açıdan bir göl olarak kabul edilen Hazar Denizi gerçek bir deniz olacak, Karadeniz Kafkasya'yı kaplayacak ve okyanusa bağlanacak. Bütün buzulların eridiği böyle bir senaryoda Karadeniz'in boyutu neredeyse 2 katına çıkacak. Dünyanın bir diğer tarafındaki Çin'de ise toprakların bir kısmı sular altında kalacak ve ülke genelinde büyük sel felaketleri yaşanacak. Tabii bu durum Vietnam ve Filipinlere de ilerleyecek. Bu iki ülkede de büyük felaketler yaşanacak. Güney Amerika'ya ilerlediğimizde ise Brezilya'daki Amazon Nehri'nin yeni oluşan devasa bir körfez nedeniyle yok olduğunu göreceğiz. Bu olay kıtanın şeklini büyük ölçüde değiştirecek. Ayrıca kıtanın alt kısmındaki Uruguay nehirlerinde de aynı şey gözlemlenecek. Nehirler bir araya gelerek körfeze dönüşecek ve Buenos Aires şehri kıtanın büyük bir kısmındaki topraklarla birlikte yok olacak. Afrika'nınsa diğer kıtalarla karşılaştırıldığında en az toprak kaybedecek kıta olacağı düşünülüyor. Ancak bu pek de sevinilecek bir haber değil. Çünkü yükselen deniz seviyesi havanın sıcaklığını daha da arttıracak ve Afrika'nın çoğu yerinde yaşam imkansız hale gelecek. Ayrıca Mısır, İskenderiye ve Kahire genişleyen Akdeniz'in sularına yenik düşecek. Buzulların erimesi Avustralya'da da bir iç deniz oluşturacak ve birçok Avustralyalı'nın yaşadığı dar kıyı bölgeleri tamamen su altında kaybolacak. Peki her şeyin başladığı yer olan Antarktika ile ilgili ne söyleyebiliriz? Yani bu bölge neye dönüşecek? Bazı korkunç senaryoların aksine kıtalar tamamen tanınmaz hale gelmeyecek. Yani zamanda ileriye gidip dünyanın yeni haritasına bakabilecek olsaydık, Avustralya'nın, Amerika'nın ve Afrika'nın ana hatlarını ayırt edebilirdik. Ancak Antarktika'nın olduğu bölgeye baktığımızda kafamızın karışacağı kesin. Aslında Antarktika'nın ana hatları mevcut iklimimizin yarattığı bir yanılsamadır. Hatta okyanus şu anki seviyesindeyken bile Antarktika'daki buzların tamamını kaldırıp haritaya sadece karayı dahil edersek irili ufaklı adalardan oluşan bir görselle karşılaşırız. Buzullar eridiğinde ise haritada görebileceğimiz bir kara parçası olmayacak. Bir diğer konuysa deniz suyuna, bitki örtüsüne ve canlı yaşamına ne olacağı ile ilgili. Şöyle ki hemen hemen tüm buzullar tortul kökenlidir. Yani bu oluşumlar milyarlarca ton tatlı su içerirler. Bu doğrultuda erimiş suyun tamamının doğal olarak okyanusun tuzlu sularını seyreltmesi ve böylece tuzluluğunu azaltması beklenebilir. Buna karşılık tuzun azalması dramatik bir ekolojik felakete yol açacaktır. Yani yıllardır okyanusta varlığını sürdüren birçok türün yok olması kaçınılmazdır. Böyle bir felaket halihazırda kırılgan olan ekolojik dengeyi tamamen bozacaktır. Bitki ve hayvan türleri yok olacak, bazı yaşam formlarının popülasyonları ise aniden dramatik bir şekilde artacaktır. Bu artışlar ve azalmalarsa büyük ölçekli bir zincirleme reaksiyon başlatabilir ve okyanus ve kara ekosistemlerinde küresel ekolojik felaketler yaşanabilir. Bir diğer yandan tuzluluğun okyanus suyunda azalması, yeraltı suyunda artmasına yol açacaktır. Çünkü okyanus seviyesindeki önemli artış, tuzlu suyu yeraltı sularının derinliklerine itecek ve daha fazla tuzlanmış toprak yaratacaktır. Bu, tarlaların sulanmasını ve tarım arazilerinde gıda ürünü yetiştirilmesini zorlaştıracaktır. Tuzluluğunun azalması, ayrıca akıntıların yavaşlamasına, hatta durmasına da neden olacaktır. Örneğin Kuzey Avrupa çevresindeki körfez akıntısı ortadan kalkacaktır. Bu da akıntının taşıdığı sıcak havayı engelleyecektir. Yine de küresel ısınma ile birlikte Britanya adaları da ısınacağı için soğukluk önemli bir sorun haline gelmeyecek, ancak burada başka ciddi sonuçlar devreye girebilir. Buzullardan bahsederken bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri de bu oluşumların binlerce ya da yüz binlerce değil, milyonlarca yıldır birikmiş olmalarıdır. Ayrıca bu buz kütleleri yıllar boyunca volkanik patlamalar ve diğer felaketler nedeniyle tonlarca toksin biriktirmişlerdir. Eridiklerinde ise tüm toksinler okyanusa ve atmosfere salınacak ve bu durum tahmin bile edemeyeceğimiz sorunlara yol açacak. Üstelik donmuş toprakta saklanan başka tehlikeli maddeler de var. Örneğin bilim insanları buzulların içinde tehlikeli kimyasal bileşikler, bağışıklığımızın olmadığı eski virüsler ve bakteriler, hatta nükleer atıklar gibi felaketlere yol açabilecek maddeler olduğu konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Peki iklime ne olacak? Buzulların erimesi doğal olarak gezegenimizi bekleyen diğer felaketleri engellemeyecek. Yani şimdiye kadar anlatılan bütün bilimsel felaket senaryolarını bir arada göreceğiz. Örneğin küresel ısınma ekosistemlerin yanı sıra insan sağlığını, geçim kaynaklarını, gıda ve su güvenliğini ve ekonomik büyümeyi kötü anlamda etkileyecek. Antropologlar, ekolojistler ve iklim değişikliği uzmanlarından oluşan bilimsel bir ekip, küresel iklim değişikliğine ilişkin kapsamlı modelleme ve araştırmaların ardından detaylı bir rapor hazırladılar. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayınlanan Future of the Human Climate Niche başlıklı bu makale, dünyanın oldukça ilgisini çekti. Çalışmalarda oldukça korkutucu veriler ortaya çıkarılmıştı. Öyle ki tahminler, yıllık ortalama sıcaklığı 29 derecenin üzerinde olan bölgelerin 2070 yılına kadar %0,8'den %19'a kadar bir artış yaşayacağını gösteriyordu. Bu arada 29 santigrat derecenin dünyanın ortalama sıcaklığı olduğunu da belirtelim. Bu da şu anlama geliyor. Sıcaklıklar bir süre sonra yalnızca çöl bölgelerinde değil, aynı zamanda gezegendeki en yüksek doğum oranlarına sahip yoğun nüfuslu bölgelerde de artacak. Yani Güney Amerika, Hindistan, Afrika, Kuzey Avustralya ve Güneydoğu Asya'daki geniş alanlar sıcak ve yaşanmaz hale gelebilir. Aslına bakarsanız bu, buzullar erimeden önce bile gerçekleşebilir. Bir diğer konuysa günlerin uzunluğu olacak. Aslında böyle bir şeyin buzulların erimesiyle ilgisi olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak küresel ısınmanın dünyanın dönüşünü etkileyebileceğini belirtmeliyiz. Örnek olarak Çin'deki Yangtze Nehri üzerine inşa edilen Three Gorges Barajı'na bakalım. Bu baraj gezegenin dönüşünü 0,06 mikrosaniye yavaşlatmıştır. Tabii bu çok büyük bir değişiklik değildir ancak sonuçta koca bir gezegenden bahsediyoruz. Buzullar eridiğinde ise dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi suyu kutuplardan ekvatora doğru çekecektir. Bu da dünyanın dönüş hızını azaltarak bir günün 10 ila 20 saniye kadar uzamasına neden olabilir. Tabii bu senaryoda günlere eklenen saniyeler bizi endişelendirmeyecek çünkü karşı karşıya olacağımız daha büyük tehlikeler olacak. Günümüzde insanlığın yaklaşık %40'ı deniz seviyesinden 70 metre yüksekliğe kadar suya yakın yaşıyor. Yani su seviyesi yükseldikçe kıyı şehirleri ve adaların tamamı sular altında kalacak. Hatta Hollanda ve Japonya gibi ülkeler yok olacak. Bu nedenle hükümetler şimdiden kaçınılmaz su baskınlarını geciktirmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaya başladılar. Yine de er ya da geç %40'lık bu nüfus kıyı şehirlerini geride bırakarak iç kesimlere taşınmak zorunda kalacak. Böylece yaşanabilir alanlar dolup taşacak ve nüfus sorunları ortaya çıkacak. Örneğin Kalküta ve Şangay gibi yoğun nüfuslu limanların sular altında kalması yalnızca insanları değil, aynı zamanda ekonomiyi de mahvedecek. Erime felaketleri limanların altyapısını yok edecek ve tüm limanların yeniden inşa edilmesi gerekecek. Bu da kıtalar arası ticareti büyük ölçüde aksatacak. Hatta balıkçılık endüstrisinin tamamen duracağını söyleyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi yükselen sular, verimli topraklara ilerleyerek tarım ve dolayısıyla da gıda sektörünü önemli ölçüde etkileyecek. Peki iyi bir haber yok mu? Felaketlerin yanı sıra bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki buzulların ve buzdağlarının erimesinin olumlu çevresel ve ekonomik sonuçları olabileceğini öne sürüyorlar. Ancak ne yazık ki bu olumlu gelişmeler kayıpları hiçbir şekilde telafi etmeyeceği için küçük bir teselli olarak görülecek. Aslında burada önemli olan insanlığın bu zorlukları yenip yenemeyeceğidir. Pek çok uzman 2100 yılına gelindiğinde Kuzey Kutbu sularının çoğunun erimiş olacağına inanıyor ve bu durumun deniz taşımacılığı gibi bazı sektörlere etkisi çok yakın zamanda görülebilecek. Şöyle ki Kuzey Avrupa ile Asya ülkeleri arasında Kuzey Denizi üzerinden yeni bir rota açılacak. Bu rota Süveyş Kanalı güzergahından %40 daha kısa olacak. Günümüzde Kuzey Denizi rotası yalnızca kısa yaz aylarında buz kıranların önderlik ettiği özel yolculuklara açıktır. Buzulların erimesinin bir diğer etkisi de madencilik sektöründe hissedilecek. Örneğin Kuzey Kutbu sahanlığı, hidrokarbon rezervlerinin en umut verici kaynaklarından biridir ve Alaska, buz bölgelerinin altında günümüz teknolojisiyle erişemediğimiz büyük miktarda gaz, petrol, bakır ve nikel yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Antarktika ve Grönland'da birçok maden yatağını ortaya çıkararak insanlığın yaşanan kayıpları telafi etmesini sağlayabilir. Tüm bu felaket senaryolarını konuştuktan sonra insanlığın ekolojik olarak temiz enerji için yenilikçi teknolojiler icat edip uygulayacağını umuyoruz. Öyle ki gezegenimizi kurtarmak için küresel ısınmayı durdurabilir ve tersine çevirebiliriz. Gelecekteki felaketleri önlemek için doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirirsek hala bir şeyleri değiştirebiliriz. İhtiyacımız olan tek şey daha iyi bir gelecek için değişme isteği ve kararlılık. Hoşça kalın.